TV52 Ana Haber Bülteni'nden hepinize mutlu akşamlar. Ben Emrullah Cesur. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. Türkiye bir baraja daha kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de Ilısu Barajı'nın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, Ilısu Barajı yeminli Türkiye düşmanlarına ve içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır dedi. Kalbi duygularımla, muhabbetle... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de Ilısu Barajı'nın açılış törenine katıldı. Bugün hizmete alacağımız Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali 19 yıldır halka hizmet amacımızın, eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Törende konuşan Erdoğan, Ilısu Barajı'nın nice engellere rağmen tamamlandığını belirtti. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini hamdolsun finansmanından terör örgütünün saldırılarına kadar her aşamasında önümüze çıkartılan nice engellere rağmen tamamladık. Erdoğan baraj yapımını engellemek için yürütülen karalama kampanyalarını hatırlattı ve bu baraj yeminli Türkiye düşmanlarına verilmiş en güzel cevaptır dedi. Ilısu projesini engellemek için yürütülen karalama kampanyalarını ve bunların gerisindeki kirli niyetleri unutmadık, unutmayacağız. Bu eser yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baraj hakkında bilgiler de paylaştı. Barış, kardeşlik, huzur, refah ve güç sembolü olan Ilısu projesi Dicle Nehri üzerinde gerdanlık gibi dizdiğimiz baraj ve hidroelektrik santrallerimizin en büyüğüdür. Atatürk Barajı'ndan sonraki en büyük ikinci gövde hacimli bu barajımız ön yüzü beton kaplı baraj tipi bakımından da dünyada ilk sırada yer almaktadır. Su depolama kapasitesi yaklaşık 11 milyar metrekübü bulan Ilısu 1200 megawattlık kurulu gücüyle 4. büyük hidroelektrik santralimiz olarak ülkemize yıllık 3 milyar liralık fayda sağlayacaktır. 10. Ordu tanıtım günleri İstanbul Yenikapı'da tüm hızıyla devam ederken Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da alandaydı. Babacan ayrıca fuar alanında TV52'nin de konu oldu. Anketlerde de aslında görüyoruz bunu. 10. Ordu tanıtım günleri İstanbul Yenikapı'da tüm hızıyla devam ederken Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da alandaydı. Babacan ayrıca fuar alanında TV52'nin de konu oldu. Bizim ordu teşkilatımız ilk kurduğumuz teşkilatlardan birisi. Hatta Altın Ordu ilçe kongremizin yapıldığı günlerde ben oradaydım. Evet. Programda ilçe, yaptık. Evet, ilçe kongremize katıldım. Sizin kanalınıza doğru programda yaptık. Ordu teşkilatımız her geçen gün genişliyor. Ama aynı zamanda İstanbul başta olmak üzere bizim pek çok ilimizde ordu arkadaşlarımız var. Yani yönetim kurullarında var, ilçelerde, illerde, ilçe başkanlıklarında. Dolayısıyla ordu bizim teşkilatlarımızda, deva teşkilatlarında tam hakkıyla temsil ediliyor diyebilirim. Babacan orduya önem verdiklerini ve hakkıyla temsil edildiğini söyledi. İstanbul'da ilçe başkanlarımızdan ordulu kaç arkadaşımız var? İki arkadaşımız var ama yönetim kurullarında da çok arkadaşımız var. İl yönetim kurulunda arkadaşlarımız var. Dolayısıyla biz önem veriyoruz ve hakkıyla güzel bir şekilde temsil edildiğine inanıyoruz ordunun. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ülke gündemini ve ekonomik gündemi de değerlendirdi. Türkiye'nin bugünkü durumu 2001 ve 2008 krizine göre daha iyi dedi. Ülkemiz gerçekten zor günlerden geçiyor. Hayat pahalılığı, yoksulluk gerçekten ciddi bir problem. İşsizlik, özellikle gençlerdeki işsizlik. Hemen hemen her ailenin şu anda canını yakıyor. Üzülüyoruz tabii memleketimizin bu halde olmasına üzülüyoruz. Ama bu sorunların da bir o kadar kolay çözülebilecek sorunlar olduğuna inanıyoruz. Biliyorsunuz 2001-2002 krizinden sonra bizler işin başındaydık.
2008-2009 krizinden sonra yine ekonominin başındaydık. Ortak akıl vardı, istişare vardı, liyakata dayanan kadrolar vardı. Şunu söyleyeyim, bugün Türkiye'nin durumu 2001 krizine göre de, 2008-2009 krizine göre de daha iyi. Babacan hukuk ve adalet vurgusu yaptı. Umutsuzluğa kapılmamalıyız şeklinde konuştu. Yani şu andaki hal bile, yani evet çok şikayetimiz var, problemler büyük ama yine de Türkiye'nin içinde bulunduğu durum çok hızlı bir şekilde düzeltilecek durumda. Onun için asla ümitsizliğe kapılmamak lazım. Önemli olan dürüst ve işin ehli olan kadroların iş başında olması, planlı programla hareket edilmesi, hukuka, adalete mutlaka önem verilmesi. Çünkü hukuk, adalet işin zemini, temeli. O temel sağlam olmadan ekonominin düzelmesi mümkün değil. Babacan, ülkedeki problemlerin büyük olduğunu ama çözmesinin de bir o kadar kolay olduğunu savundu. Yani insan haklarına, özgürlüklerine önem veren, demokrasiyi önceleyen bir yönetim anlayışıyla, ekonomide de zaten ekonomi teknik bir alandır. Yani gereğini yaparsınız, güven oluşur. Güven olunca da zaten yatırım olur, istihdam oluşur. Her şey kolaylaşır. Dolayısıyla sıkıntılar büyük, evet, ama çözmesi de bir o kadar kolay. Umudumuzu asla yitirmeyelim. TV'lik ekranlarından canlı olarak yayınlanan Ordu Günleri önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu Günleri'ne yoğun bir ilginin olduğunu dile getirdi ve orduyu merak eden herkesi de standlara beklediklerini söyledi. Ordunun her yönüyle tanıtılması amacıyla İstanbul'da düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri devam ediyor. Orduluların ve İstanbulluların ziyaret ettiği etkinlik yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen ve 4 Kasım Perşembe günü başlayan 10. Ordu Tanıtım Günleri, yüz binlerce orduluyu ve birçok İstanbulluyu ve önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Evet, tüm orduya, tüm herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olsun, var olun. İspartalısınız. İspartalı. Daha önce orduya gittiniz mi hiç? Gitmedim ama duyumlar güzel. Damat var. Değil mi? Aybastı yaylasına çıktım bu yaz gittiğimde. Ne güzel. Çok güzel. 19 ilçe belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve birçok firmanın stand açtığı etkinliklerde önemli isimler de yer aldı. Gülyalı standında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Günleri'ne yoğun bir ilginin olduğunu dile getirdiler ve orduyu merak eden herkesi standlara çağırdılar. Ordulular özlemiş birbirini. Değil mi? Tabii İstanbul'da İlk işteyiz ordulu nüfusu olarak bakıldığında, gerçekten hemşehriler olarak oldukça nüfus yoğunluğumuz yüksek. Dün de katılımda birçok hemşehrimiz katkı sundu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ordu Dernekler Federasyonu'nda bu işe katkı koyan herkese başta, sonra burada ev sahibi durumdaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na, buraya gelip stand açıp destek veren ordudan gelen bütün ilçe belediye başkanlarına ve Büyükşehir Belediyesi'ne, herkese katkı koyan herkese tek tek teşekkür ediyorum. 19 ilçenin belediye başkanlarının da yer aldığı standlarda Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ standta olan yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirdi ve orduyu İstanbul'la buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Biz de bu süreç içerisinde memleketine gelemeyen, sıla-i rahim yapamayan hemşerilerimize Ünye'yi buraya getirerek, İstanbul'a getirerek burada Ünye'li hemşerilerimizin, Ordu'lu hemşerilerimizin memleketleriyle sıla-i rahim yapmalarına vesile oluyoruz. Ta Ordu tabir edelim, ta Ordu'dan İstanbul'a geldik. 900 kilometre yol kat ettik. Biz İstanbul Kumru'daki yaptıklarımızı, yapacaklarımızı burada tanıtmak için, artı biliyorsunuz biz 3 yıl gibi bir zaman geçti belediye başkanı olalı. İstanbul'daki yaşayan Kumlu hemşehrimize bir nevi sözlü imtihan olmaya geldik. Aynen. Evet. Ben tekrardan bizleri ekran başında izleyen Ordulu Kumlu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bizim İstanbul'da çok sayıda esnafımız, iş adamlarımız var. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ilçe meşahsım adına. İnşallah biz de bütün İstanbul'daki kardeşlerimizi ilçemize her zaman bekliyoruz. Özellikle Gölköy ve Ordu son yıllarda turizm noktasında büyük atağa geçiyor ve geçecek. Dolayısıyla hem ilimize hem ilçemize bütün kardeşlerimizi, Gölköy'lü hemşerimizi davet ediyorum, bekliyorum. Vatandaşlar standlara yoğun bir ilgi gösterirken Ordu Günleri'nde renkli görüntülerde yer aldı. Canım Ordu'ya, canım Ordu'ya.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Hemşehri Dernekleri Federasyon Başkanları ile buluştu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, darbe kime karşı yapılırsa yapılsın bir insanlık suçudur dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Hemşehri Dernekleri Federasyon Başkanları ile Bağcılar'daki bir otelde bir araya geldi. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, İstanbul'un dünyanın en büyük metropollerinden biri olduğunu ifade ederken, İstanbul'un bir kültür merkezi olduğuna dikkat çekti. Değerli dostlar, değerli arkadaşlarım, ortak paydası olan insanların millet olmak için zaten bu şart. Herhalde bizim gibi biz mevzuhur bir millet değiliz. Güçlü bir milletiz. Ben batılılarla özellikle dünyanın çok güçlü olduğunu zannettiğimiz ülkelerinden bazılarıyla Türkiye'yi kıyasladığında derim ki aranızda 2000 yıllık köyü olan var mı memleketinde? Var. 10.000 yıllık olan var. 5.000 yıllık olan var. 19.000 yıllık olan var. 20 yıllık olan var. Bu kadar büyük bir medeniyetin içerisinden geliyoruz. Dediğim gibi Afrika'nın, Asya'nın, Avrupa'nın içlerinden gelen çok büyük bir birikimi de bugün canlı bir şekilde sürdürüyoruz. 27 Nisan dönemini işaret ederek Türkiye'nin bir vesayet dönemine sokulmak istendiğini belirten Kurtulmuş, vesayet hangi partiye karşı yapılırsa yapılsın bir insanlık suçudur dedi ve milletin sözünden başka hiçbir gücü söz sahibi olarak görmediklerini kaydetti. Bunları partiler üstü olarak söylüyorum. Vesayet hangi partiye karşı yapılırsa yapılsın bir insanlık suçudur. Darbe kime karşı yapılırsa yapılsın bir insanlık suçudur. Biz bu memlekette beşeri anlamda milletin sözünden başka hiçbir gücü bir söz sahibi olarak görmeyiz. Herkesin bir tane oyu var. Sonuçta milletin muaşeri vicdanı var. Millet sandığa gider, oyunu kullanır. Kimi iş başına getirecekse onu iktidara getirir ve ondan sonra da iktidara getirdiklerini dışarıdan denetlemeye devam eder. Devletin fanusun içinde değil vatandaşın içinde olduğunu belirten Kurtulmuş, bu anlamda devlet-millet kaynaşması fevkalade önemli bir kazanımımızdır. Bu dönemdeki üçüncü büyük kazanımımızsa vesayetlerin çöp tenekesine atılması, vesayetler döneminin son bulmasıdır dedi. Bu dönemdeki üçüncü büyük kazanımımız ise vesayetlerin çöp tenekesine atılması, vesayetler döneminin son bulmasıdır. Başbakanını asan, başbakanların hükümetlerden eden, seçilmiş milli iradeyi yok etmeye çalışan o darbe dönemlerinin, o hain pusuların Türkiye'ye ne kadar büyük bir maliyeti olduğunu hepimiz biliyoruz. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tokat'ın Zile ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Partisinin de ilçe başkanlığı açılışına katılan İnce, açılışın ardından basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tokat'ın Zile ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, ardından pazar yerini ziyaret etti. İnce, Tokat'ın Niksar ilçesinde ziyaret ettiği esnaflarla bir süre sohbet etti. Daha sonra partisinin ilçe başkanlığının açılışına katılan İnce, burada yaptığı konuşmada ilçe başkanlığının hayırlı olmasını diledi. Gözlerinde bir fena alır. Esnafla sohbet eden İnce, iktidara ve ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu. Şimdi bugünlerde görüşmeler yapıyorlar. İşçilerin, memurların zammı ne kadar olacak? %3 mü olacak, 5 mi olacak? İşçiler, memurlar adına görüşenlere sesleniyorum. Sizde hiç utanma, sıkılma yok mu? Yani TÜİK denilen bir palavracı kurum var. Kaçmış enflasyon? 19,8'miş. Yalana bak. %50 enflasyon var ya, bunu görmüyor musun? Bugünlerde farklı bir siyaset uygulandığını belirten İnce, son günlerde gündemin tartışma konusu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu üzerinden siyaset uygulandığını ileri sürdü. Yine bugünlerde çok farklı bir siyaset uygulanıyor. Sağlık üzerinden bir siyaset uygulanıyor. Biz sağlık üzerinden siyaset yapmayız. Erdoğan'a iki kere dua ediyorum. Bir, sağlığına dua ediyorum. İki, iktidardan gitmesine dua ediyorum. İnce, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfi Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına yönelik sözleriyle ilgili yanlış olmuş. Sabah Lütfi Türkkan'ın özür videosunu da izledim. Yapılan iş yanlış olmuş, olmamalı dedi. Yanlış olmuş. Sabah
Lütfü Türkkan'ın özür videosunu da izledim. Yapılan iş yanlış olmuş yani. Başkanım. Olmamalı, özür de dilemiş. Daha sonra parti binasının açılış kurdelesini çocuklara kestiren İnce, ardından Malatya'ya gitmek üzere ilçeden ayrıldı. Haydi bakalım, haydi bismillah. Haydi uğurlu olsun. Evet. Öne getirin geleceğini gençler. Şafak Bey. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İçişleri Bakanı Soylu burada partilere hitaben bir konuşma yaptı. Bakan Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tezkere oylamasına red vermesini sert dille eleştirdi. Şimdi, bugün... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İçişleri Bakanı Soylu burada partilere hitaben bir konuşma yaptı. Şimdi... Bundan 15 gün önce Diyarbakır'daydı. Gecenin saat 3'üne 4'üne kadar Diyarbakır sokaklarında gezdik arkadaşlarımızla beraber. Kimse bizim önümüze çıkıp da hiçbir ses, evet, o tip bir ses söyleyemez. Burası Türkiye. Burası Türkiye topraklarımız. Türkiye'nin huzur içinde olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Soylu eğitim vurgusu yaptı. Bakın, bugün huzur içerisinde Türkiye. Hakkari'de 2016, 2017, 2018, 2019'da tıp fakültesi kazanan yoktu. 2020'de 4 çocuğumuz, 2021'de 19 çocuğumuz tıp fakültesi kazandı. Onların daha yetinmeye çalışanlara, onların daha yetin, 13-14 verilecek en büyük cevap kız çocuklarımızı doktor yapmaktır, mühendis yapmaktır, öğretmen yapmaktır ve bu ülkenin sevgisini anlatmaktır. Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na da sert eleştiriler geldi. Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tezkereye hayır oyu vermesinin üzerine Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Ne istiyor yani? Hakkından Türkiye'ye füze mi gelsin istiyor? Kılıçdaroğlu ne istiyor? Kılıçdaroğlu Erbaptan, Kerablus'tan, Hazreti'den, Mare'den, orası temel yatağı olsun, benim ülkemin huzuru bozulsun, benim ülkem sabahtan akşama kadar terörü konuşsun, yarın ne yapacağız diye insanlar endişe içerisinde olsun mu istiyor? Bakan Soylu konuşmasının sonundaysa hiddetlendi. Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, terör kaynağında kurutulacaktır dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal geçtiğimiz günlerde fındık alım süresinin Aralık ayının sonuna kadar süreceğini açıklamıştı. Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da fındık alım sezonunun Mayıs ayına kadar uzatılması gerektiğini söyledi. Toprak Mahsulleri Ofisi alım kriterlerini değiştirmeli çağrısında bulundu. Toprak Mahsulleri Ofisi 1 Eylül'den itibaren fındık alımlarına başladı. Üreticinin yoğun rağbet gösterdiği Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alımları Aralık ayının sonuna kadar devam edecek. Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, serbest piyasadaki fındık fiyatlarında yaşanan düşüşün önüne geçebilmek için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım kriterlerinde bazı değişikliklere gitmesi gerektiğini söyledi. Ben TEAMO'nun alımlarının geçen sene olduğu gibi en kötü şartlarda Mayıs sonuna kadar devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Fındık almasalar bile kapılarını açık tutarak en azından bu zamana kadar üreticiye destek olan, üreticinin yanında bir garantör olarak duran TEAMO'nun o süre zarfında da üreticinin yanında durması gerektiğini düşünüyorum. Ziraat Odası Başkanları olarak fındık alım sezonunun Mayıs ayına kadar uzatılması için girişimlerde bulunduklarını anımsatan Akça, Toprak Mahsulleri Ofisi yetkililerinin bu çağrıya cevapsız kalmaması gerektiğini belirtti. Bu sene de bu sese kulak verecekler ve Mayıs ayının sonuna kadar bu süreyi uzatacaklarını düşünüyorum. Çünkü bu sene serbest piyasada hakikaten hatır sayılır bir düşüş
ile fındık piyasası oluştu. Dolayısıyla bunun akabinde de TEAMO'nun bu piyasada olması gerektiğini, üreticinin yanında olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve hakikaten önemli bir regülasyon görevi gören, önemli bir üreticiye destek garantör görevi gören TEAMO'nun piyasada olması gerektiğini düşünüyoruz. Memleket Partisi Ordu İl Başkanı Mahir Akdere fındığın %70'inin Türkiye'de üretildiğini anımsattı. Üreticiye yeterli teşviğin verilmediğini söyledi. Akdere'ye göre bu yüzden üretici büyük bir kayıpla karşı karşıya. Akdere'ye göre bu talihi değiştirmek için de fındıkta bölgede bir organize sanayi kurulması da şart. Erken muhtarım, çok erken. Fındık dalda altına benzetilmesine rağmen çuvala girdiğinde değeri düşüyor. Her sene fiyat tartışmalarıyla gündemde olmaya devam eden fındığı ise dünyada en çok Türkiye üretiyor. Memleket Partisi İl Başkanı Mahir Akdere fındığın %70'inin Türkiye'de üretildiğini anımsatarak yeterli teşviğin verilmemesinin bölge adına büyük bir kayıp olduğunu dile getirdi. Akdere bu talihi değiştirmemiz için fındıkta organize sanayi kurmamız şart açıklamasında bulundu. Fındığı en çok üreten ülke olarak fındığın Ordu'da özellikle Ordu'da Sağra'nın dışında, Oyak oldu şimdi ismi, Sağra'nın dışında bir tüketimi olan bu üretime destek olacak, fındık üreticisine sahip çıkacak bir firmanın olmadığını gördük. Bunun sebebini araştırdığımız zaman da fındıkla ilgili geniş çaplı bir organize sanayi bölgesinin olmamasını ve lisanslı depoculuğun Ordu'da olmamasını gördük. Yani çok büyük bir eksiklik olduğunu düşündük. Üretici adına büyük bir eksiklik olduğunu belirten Akdere, Ordu'da sadece fındık değil kivi üreticisinin de büyük bir belirsizlikle karşı karşıya olduğunu söyledi ve bu duruma yetkililerin müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. Yani biz bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yani Ordu'nun sorunlarını bizzat yerinde görmeye çalışıyoruz, incelemeye çalışıyoruz. Biz üreticinin hatta ben bununla ilgili sadece fındıkla ilgili değil, kivi üreticisinde şu an hasatı yapılmaya başlanan kivi ürünümüz var maalesef. O da sahipsiz bir durumda. Kimin aldığı çok fazla belli değil. Fiyatlar belli bir sistem üstünde çalışmıyor. Kafasına göre kesin bir fiyatı var. Onun içinde doğru bir depolama alanının olmaması, doğru bir üretimi teşvik olmaması Ordu'da üreticileri maalesef zor durumda bırakıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski yönetimin 2018'de hazırladığı 2030 yılı itibariyle karbon salınımı artışı yüzünden %33 azaltım hedefi ortaya koyan İstanbul İklim Vizyonu'nu revize etti. Konuyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beton kanal olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul'un iklim krizine olumsuz etkileriyle ilgili eleştirilerine "Sayın Başkan hiç meraklanma, Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse alamayacak" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski yönetimin 2018'de hazırladığı 2030 yılı itibariyle karbon salınımı artışından %33 azaltım hedefi ortaya koyan İstanbul İklim Vizyonu'nu revize etti. Ortak akıl süzgecinden geçirilip geliştirilen ve İstanbul'un iklim anayasası olarak tanımlanan iklim vizyonunun anlatıldığı etkinlikte genç iklim elçileri Melisa Akkuş ve Resul Hüseyinzade de birer konuşma yaptı. Aktivist gençlerden "sessiz kalmamalıyız" mesajı geldi. Daha ne kadar sessiz kalacağız? Bir ormanın daha maden odağına dönüştürülmesine. Bir insanın daha yaşam hakkının elinden alınmasına. Binlerce canlının daha orman yangınlarında can vermesine. Bir bireyin daha ten renginden dolayı eşitsizliklere maruz kalmasına. Bir canlı türünün daha yok oluşuna. Daha ne kadar sessiz kalacağız? Düzenlenen toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesini beton kanal olarak nitelendirdi. İmamoğlu, beton kanal ekolojik dengeyi tümüyle bozacak dedi. İstanbul'un farklı bir tehdidi daha var. Beton kanal dediğimiz ucube. Bu ucubenin şehrimize ekleyeceği korkunç, gerçekten korkunç tehlikelerden söz etmek bile istemiyorum. Beton kanal ekolojik dengeyi tümüyle bozacak, binlerce yıldır edindiğimiz kültürel miras üzerinde yok edici etkileri artacağı gibi afet risklerini de arttıracak. Konuyla ilgili düzenlenen toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beton kanal olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul'un iklim krizine olumsuz etkileriyle ilgili eleştirilerine ise net cevap verdi.
Sayın Başkan hiç meraklanma. Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Alan olursa, alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir. İster içeriden, ister dışarıdan bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan bir ihaleyi birisi alıyorsa ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu bir dünyada siz hala İstanbul'a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini isterim. Dolayısıyla bu ihaleye kimse girmeyecektir. Gönlünüz rahat olsun Sayın Başkanım. Öte yandan gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve yabancı diplomatlar da katılımcılar arasında yer aldı. Ordunun her yönüyle tanıtılması amacıyla İstanbul'da düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri devam ediyor. Orduluların ve İstanbulluların ziyaret ettiği etkinlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi standı da yoğun ilgi görüyor. Ordunun her yönüyle tanıtılması amacıyla İstanbul'da düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri devam ediyor. Orduluların ve İstanbulluların ziyaret ettiği etkinlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi standı da yoğun ilgi görüyor. Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekler Federasyonu işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen ve 4 Kasım Perşembe günü başlayan 10. Ordu Tanıtım Günleri, yüz binlerce orduluyu ve birçok İstanbulluyu ağırlamaya devam ediyor. Yenikapı sahili etkinlik alanında Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 19 ilçe belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve birçok firmanın stand açtığı etkinliklerde gurbetteki ordulular hasret giderirken misafirler de orduyu her yönüyle tanıma fırsatı yakalıyor. Ordu Tanıtım Günleri'ne katılan vatandaşların etkinlik alanına girdiklerinde ilk durakları ise Ordu Büyükşehir Belediyesi standı oluyor. Standta vatandaşlara Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalarla tarım, turizm, yazılım ve enerji alanında uygulamaya sunulan projeler anlatılıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret eden vatandaşlara ayrıca fındık ve çeşitli hediyeler de dağıtılıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi bando takımı da günün belirli saatlerinde düzenlediği konserlerle Ordu Tanıtım Günleri ne renk katıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi standında misafirleri ağırlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ve Başkan Vekili Adem Atik standı ziyaret eden isimlerle yakından ilgileniyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ordu Tanıtım Günleri 7 Kasım Pazar akşamı sona erecek. Ordu Mali Müşavirler Odası'nda stajyerlerin katılımıyla zorunlu stajyer eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim programı sonunda eğitmenlere Oda Başkanı Bahadır Baş teşekkür plaketi takdim etti. Ordu Mali Müşavirler Odası'na bugün stajyerlerin katılımıyla zorunlu stajyer eğitimi gerçekleştirildi. Listedilmesi durumunda çalışanlar listesinden silmeyi. Eğitim programına Ordu Üniversitesi Ünye İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hakan Yazarkan, Ordu Üniversitesi Ünye Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Öğretim Görevlisi Erdin Çalk ve alanında uzman isimler yeterlik sınavı ile ilgili güncel bilgileri paylaştı. Kapatmış olması ya da bu durumun ODA tarafından tespit edilmesi, çalışma bürosunun ODA bölgesi dışına nakletmiş bulunması, kanuna göre meslekten çıkarmaya gerektiren cezalara çarptırılması, meslek mensubu olmak için kanun aradığı şartları sonradan kaydedilmiş olması, ruhsatnamenin verildiği tarihte verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığı sonradan tespit edilmesi durumunda çalışanlar listesinden silinmeyi gerektiriyor. Stajyer olarak eğitim programına katılan Feyzullah Arslan, eğitimden büyük keyif aldıklarını dile getirdi. Bugün yapılan Ordu Mali Müşavirler Odası'nda yapılan zorunlu stajyer eğitimine katıldık. Eğitimimiz gerçekten bizim için çok faydalı oldu. Özellikle staj bitirme sınavına, yeterlilik sınavına girecek arkadaşlarımız için çok ince nüanslara dokundu ve bize faydalı olacağına inanıyorum.
staj süremizce tamamlayacağımız bu eğitimlerin sürekli olarak daha iyi eğitimlerde daha fazla olarak devam etmesini talep ediyoruz, temenni ediyoruz. Bu eğitime katılan özellikle hocalarımıza, Mali Müşavirler Odası, Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş ise eğitimin büyük bir önem taşıdığından bahsederken katılan ve ilgi gösteren herkese teşekkür etti. Bugün Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda oda stajyerlerimize yönelik bir günlük zorunlu eğitim hazırladık. Bu eğitim çalışmamızda vergi hukuku, denetim, meslek hukuku, finansal muhasebe, finansal tablo analizi derslerine yönelik son sınavlarda çıkan soruları stajyer arkadaşlarımızla hocalarımız çözdü. Hocalarımız, eğitmenlerimiz kimi üniversite kökenli, kimi de meslek yaşamından damıtılarak çıkmış değerli hocalarımız. Bilgilerini stajyer arkadaşlarımızla beraber paylaştı. Burada amacımız bir an önce stajyerlerimizin sınavlarında başarılı olarak meslek hayatlarına atılmaları, bir an önce kamusal bir hizmet sunan mali müşavirlik camiasının içerisinde yer almaları. Ama özellikle bilginin ve teknolojinin çok hızlı değiştiği bu zaman diliminde stajyerlerimizin bilgilerini, donanımlarını çok ciddi anlamda güncellemek ve destek olmak için bu eğitimleri çok önemsiyoruz. Ben bugün bu eğitimlere katılan, bizleri yalnız bırakmayan, bu eğitimleri önemseyip salonda yer alan Ünye'den, Fas'tan, diğer ilçelerimizden, Merkez Altınordu ilçemizden dahil olan bütün stajyerlerimize teşekkür ediyorum. Katkı veren bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Eğitim programı sonunda eğitmenlere Oda Başkanı Bahadır Baş tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Şimdi kısa bir reklam arası. Burası sadece bir ev değil. İçinde mutluluk var. Ali için eğlence, Ayşe için yaşam, Melis için huzur, Kemal için yatırım. Onlar için burada gelecek var. Hepsi için Ramazanlar. Çünkü temelinde güven var. Samsun'da tezgahlarda oldukça geniş yer kaplayan hamsinin kilosu 10 liraya kadar gerilerken tezgahlarda azalan palamudun tanesi de ortalama 15 liradan satılıyor. Samsun'da artan hamsinin kilosu 10 liraya kadar gerilerken tezgahlarda azalan palamudun tanesi de ortalama 15 liradan satılıyor. Sade seçme hapsi. 10 lira attı kardeşim. Tarihi Sahtane Meydanı'nda balıkçılık yapan Onurcan Köse, hamsinin bollaştığını, fiyatının ise uygun olduğunu söyledi. Hamsinin geçen sene bu kadar bol olmadığını, palamudun daha çok olduğunu dile getiren Köse, hamsi almak için en uygun zaman olduğunu belirtti. Bolluk çok bol, bu sene bol. Geçen sene yoktu, bu sene bayağı bol. Memnun, herkes hamsi almaya geliyor. Geçen sene yiyemedi, bu sene bol bol hamsi yiyorlar. Balıkçı Kurtça Aydın, havaların soğuması, yağışların başlamasıyla birlikte hamsinin de arttığını söyledi. Hamsinin kralı bir karış. Hamsi harika, bol. Havalar soğudu, hamsi patlaması oldu. Karadeniz'de hamsi, vatandaşın kıyması, kuru fasulyesi, pilavı, yiyecek vatandaş. Karadeniz'de hamsinin ayrı bir öneme sahip olduğuna işaret eden Aydın, palamudun geçen seneye oranla tezgahlardaki yerinin azaldığını kaydetti. Ana haber bülteninin sonuna geldik. Gece bülteniyle tekrar karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Mutlu akşamlar. Günün öne çıkan spor başlıklarıyla karşınızdayız. Ben Görkem Karaağaç.
TFF 3. Lig 3. grup ekiplerinden Ordu Spor 1967 Futbol Kulübü, Yeni Ordu Stadı'nda İçel İdman Yurdu Futbol Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşma İçel İdman Yurdu'nun 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Ligde son haftalarda aldığı mağlubiyetlerin yanı sıra bu maçlarda gol dahi atamayan Ordu Spor 1967 Futbol Kulübü, ligin 11. haftasında Yeni Ordu Stadı'nda İçel İdman Yurdu'nu konuk etti. Karşılaşma rakip takım İçel İdman Yurdu'nun 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 3. lige iyi başlayan ve bir anda zirve ortağı olan Ordu Spor 1967 Futbol Kulübü'nün son haftalardaki form düşüklüğü İçel İdman Yurdu karşılaşmasıyla da devam etti. İçel İdman Yurdu Spor Kulübü'nü yenerek çıkışa geçmek isteyen Mor Beyazlı ekip, kötü gidişatı durdurmak istediği karşılaşmadan üzgün ayrıldı. Karşılaşmanın tek golünü maçın ikinci yarısında İçel İdman Yurdu'ndan Murat Bölükbaşı kaydetti ve takımına galibiyeti getiren golü attı. Ligde 3 hafta önce 2. sırada bulunan Ordu Spor 1967 Futbol Kulübü üst üste 3 maç kaybederek 9. sıraya kadar geriledi. Sıradaki haberimiz ise Ordu Spor 1967 İçel İdman Yurdu karşılaşması sonrası iki teknik heyet ve futbolcuların yaptığı açıklamalar. Zor bir süreçten geçiyoruz takım halinde. Sıkıntılarımız var. Aşmak için uğraşıyoruz. Hep aynı muhabbetleri söyleyeceğiz ama yani orta sahanın komple eksik olması bütün oyun düzenimizi bozuyor. Ya tabii bu mağlubiyeti orta sahaya bağlamıyoruz ama bizim için orası çok güçlü bir yerdi. Bizi hem defansta hem hücumda taşıyordu. Onların olmadığı bir ortamda dikkat edin. Gol pozisyonu üretmede bile sıkıntı yaşıyoruz. Bizi facia bir şekilde zorluyor. Ama yapılacak bir şey yok. Dediğim gibi orada 67 lira zor bir süreçten geçiyoruz. El birliğiyle en kısa zamanda bu süreçten çıkıp yolumuza huzurlu bir şekilde devam etmek istiyoruz. İnşallah hep birlikte çıkarız. Temennimiz o. 3 haftadır yeniliyoruz. Hani beraberlikler olabilir ama hani elimizden geleni yapıyoruz. Olmuyor, bir şeyler doğru gitmiyor. Belki bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Bunun üstünde durmamız lazım. Hani bu camia bunu hak ediyor. Çalışmalarımıza devam edip en iyi şekilde en iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Hani Fethiye maçından sonra bir hayal kırıklığı mı diyeyim, bir düşüş oldu takımda. Sonra da toparlanmadı. Aslında çok iyi başladık maça. Hani pozisyona da giriyoruz. Geçen Erok maçı da çok iyi pozisyonlara girdik. Değerlendiremedik. Sonucunda da mağlup olduk. Üzgünüz. Ya tabii biz yeni geldik. 4-5 gündür buradayız. Zor bir deplasman Ordu deplasmanı. Üstümüzdeki bir takım da çok gol atan bir takım. Genç, dinamik bir takım. Tabii biz yeni geldiğimiz için bazı yerlerde zorlandık ama ilk yarı gerçekten biz çok net pozisyonlarımız var. Onları böyle çevirsek belki ilk yarı skor yakalayabilirdik. Ama önemli olan şu, böyle bir deplasmandan ilk deplasman galibiyetimizi almamız ve yukarıyı yakalamamız anlamında çok iyi. Arkadaşların mücadelesi çok iyi. İki takım da çok iyi mücadele etti. Maçın sonlarında tabii Ordu Spor 4-5 kişi, 6-7 hatta kişiyle gelince biz tabii stoper falan soktuk oraya. Orada en önemli şey maçın genelinde hiç pozisyon vermemiz. Bu bizim için çok değerli. İnşallah bunu sürdürmek istiyoruz. Arkadaşların ayağına sağlık. Ordu Spor'a da başarılar. Önce karşı rakipteki takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Gerçekten müthiş bir mücadele vardı sahada. Biz buraya gelmeden önce Ordu'nun takımını biliyorduk. Gerçekten onların da ayağına sağlık. Gerçekten iyi bir takımları var. Bugün birkaç eksikleri vardı. Ona rağmen gerçekten yine tebrik ediyorum. İyi oynadılar. Biz buraya gelmeden önce deplasmanda galibiyetimiz yoktu. Üzerimizde biraz baskı vardı. Ama takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Gerçekten ortaya çok güzel bir mücadele koydular. Yani sahanın içinde gerçekten çok iyi bir mücadele vardı. Kazanan taraf biz olduk. Yani bu yüzden gerçekten mutluyuz. Yani üstümüzdeki bu şeyi de atmış olduk. Yani deplasmanda uzun zamandır galip gelemiyorduk. Yani bizim hedeflerimiz belli. Tabii ki rakibin de hedefleri belli. Bugün biz kazandık. Ya inşallah daha da iyi olacak. Yani bizim bu puanlarla üst tarafa tırmanıyoruz inşallah. Daha yani zaten hedefimiz şampiyonluk. Liderle biraz puan farkı olsa da bunu düşüreceğimize inanıyoruz. Olmadı en kötü playoff. Söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten iki takımı da tebrik ediyorum. Sahanın içinde çok iyi bir mücadele vardı. Herkesin ayağına sağlık. Hafta boyunca bu maçın zorlu geçeceğini, mücadeleye dayalı bir maç olacağını hepimiz biliyorduk. Gerçekten rakibimizin eksiklerine rağmen iyi bir mücadele sergileyeceğinden emindik. Buna rağmen çalışmalarımızı çok sık yaptık. Ne olursa olsun iki takımın da, iki köklü kulübün de zorlandığı bir anlar oldu. Yani genel olarak maçın hakimiydik. Pozisyon vermemeye dayalı ve bulduklarımızı değerlendirme açısından biraz zorlandığımız bir maç oldu. Yani benim adıma çok zevkli bir maçtı. Umarım taraftarlarımız da, televizyondan izleyenlerimiz de zevk almıştır. Yani iki takımın da mücadelesi gerçekten takdire şayan bir mücadeleydi.
Ünye 1957 Spor deplasmanda oynayacağı Ordu Gücü Futbol Kulübü'nü yenerek ligde 2'de 2 yaparak yoluna devam etmek istiyor. Karşılaşma 7 Kasım Pazar günü saat 14'te Karşıyaka Spor Tesislerinde oynanacak. Bölgesel Amatör Lig 2. Bölge 2. Grup ilk haftasında sahasında konuk ettiği Gümüşhane temsilcisi Söğütlü Hilal Spor'u 6-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Ünye 1957 Spor, deplasmanda karşılaşacağı Ordu Gücü Futbol Kulübü'nü de yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Sezon öncesinde koyduğu şampiyonluk hedefi yolunda hata yapmak istemeyen Ünye 1957 Spor, Ordu Gücü Futbol Kulübü müsabakası hazırlıklarına teknik direktör Çağlar Çakır nezaretinde devam etti. İlk haftada 3 puanı 6 golle alan Yeşil Beyazlı ekip tüm dikkatleri Ordu Gücü maçına çevirirken tüm planları da galibiyet üzerine kurdu. Ordu Gücü Futbol Kulübü Ünye 1957 Spor karşılaşması 7 Kasım 2021 Pazar günü saat 14'te Karşıyaka Spor Kompleksi'nde oynanacak. Bölgesel Amatör Lig 2. Bölge 2. Grup ekiplerinden Ordu Gücü Futbol Kulübü ligin 2. haftasında iç sahada Ünye 1957 Spor'u konuk edecek. Karşılaşma TV52 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bölgesel Amatör Lig 2. Bölge 2. Grup ekiplerinden Ordu Gücü Futbol Kulübü ligin 2. haftasında iç sahada Ünye 1957 Spor'u konuk edecek. Sezonu Eynesil Belediyespor deplasmanında başlayan ve iyi bir oyun ortaya koyan ancak karşılaşmanın son dakikalarında yediği golle Eynesil deplasmanından sahadan mağlup ayrılan Ordu Gücü Futbol Kulübü 2. hafta karşılaşmasında grubun iddialı takımlarından Ünye 1957 Spor ile karşılaşacak. Ordu ekibinde ise tek hedef bu karşılaşmadan puan ya da puanlar çıkarmak olacak. TV52 mikrofonlarına özel açıklamalar yapan Ordu Gücü Futbol Kulübü Başkanı Mahir Akdere, Ordulu genç futbolculardan oluşan bir kadroları olduğunu söylerken Ünye 1957 Spor karşılaşmasının birlik ve beraberlik içerisinde dostça geçmesi temennisinde bulundu. Evet, biz genç bir takım kurduk. Ordu'nun çocuklarından oluşan 3 tane oyuncumuzla dışarıdan gelen, yani bu şehrin evladı olan Ordu Üniversitesi okumaya gelmiş çocuklarımızdan. Söylediğiniz gibi genç koşan bir takım yaptık. Kısa sürede bu takımı oluşturduk. Yani takımın birbirine adaptasyon süreci, alışma süreci biraz tabii ki zaman alacak belki. Ama ilk maçta dediğiniz gibi iyi mücadele eden, 87'de gol yedik, şanssız bir gol yedik. Ben bu haftaki Ünye maçının öncelikle bir kere dostluk içerisinde geçmesini talep ediyorum, temenni ediyorum. Yani Ünye'de, Ordu Gücü'de, bu şehrin takımı ikisi de. Başarılı olan takım mutlaka yukarıya çıksın. Ordu'nun ne kadar çok üst düzey takımı olursa bu Ordu'nun çocuklarına, bu şehrin çocuklarına ekmek kapısı açılmış olacak. Oyun oynayacakları bir yer yaratılmış olacak. Ben onun için daha çok önemsiyorum onu. Ünye takımı iyi takım yaptı. Yani bizden daha önce hazırlanıp başladılar. Biz onları burada ev sahipliği yapacağız. Hiç kimseyle bizim problemimiz yok, kavgamız yok, gürültümüz yok. Bizim tek derdimiz bu şehrin çocuklarının top oynayacağı, sporun gerçekten kardeşlik olduğunu göstermek için mücadele edeceğiz. Bütün hemşehrilerimizi, orduları maça davet ediyorum. TV52'de maçı yayınlayacak, canlı yayınlanmış olacak maçımızda. Bütün hemşehrilerimizi maça davet ediyoruz. Güzel bir maç olsun, dostluk kazansın. Bölgesel Amatör Lig'de yer alan en genç takım olduklarının altını çizen Ordu Gücü Futbol Takımı Teknik Direktörü Özcan Türkmen, takım olarak çok kısa bir süredir birlikte çalışabildiklerini ve transfer dönemi sonuna kadar transfer çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. Biz 2. bölge 2. gruptayız. Bu hafta Ünye 1957 Spor geliyor. Biliyorsunuz Ünye'de çok iyi bir takım kurdu. Ordumuzun güzel bir ilçesi. Futbolda da ikincilik görmüş bir İlk takımı. Biz onları inşallah destekliyoruz. Yani inşallah bu sene onlar 3. lige çıkarlar diye tahmin ediyoruz. Sahada rakibimiz tabii ki. Bu hafta başa baş bir maç olacak. Ama Ünye tabii ki grupta Akçabat Sebat'la birlikte iddialı ekiplerden. Biz tabii ki Ünye'yi her türlü bizim maçlarımız haricinde Ünye'yi destekleyeceğiz. Ordu Gücü Futbol Kulübü Kaptanı Birkan Aydın, Ordu'nun gençleri olarak sezon sonuna kadar ellerinden gelen mücadeleyi her karşılaşmada sahaya koyarak ligde güzel sonuçlar almak istediklerini belirtti. Genç bir takımız. Son 2 hafta hazırlandık. Geç kurulduk biraz. Buna rağmen geçen hafta iyi mücadele ettik. Son dakikalarda yediğimiz golle kaybettik. Bunu telafi edecek gücümüz de var, zamanımız da var. Bu hafta Ünye ile karşılaşacağız. Zor bir maç. Grubun
güçlü ekiplerinden. Ama umuyorum ki iyi mücadeleyle buradan puan ya da puanlar çıkaracağız. Ordu'nun gençleri olarak biz kendimize inanıyoruz. İyi yerde bitireceğiz. En üst yerde götürebildiğimiz yere kadar götüreceğiz. Ordu halkında bu maça bekliyorum, Ünye maçını. Ordu Gücü Futbol Kulübü Ünye 1957 Spor karşılaşması 7 Kasım Pazar günü Karşıyaka Spor Tesislerinde saat 14'te oynanacak. Müsabaka TV52 ekranlarından naklen yayınlanacak. Voleybol erkekler 1. lig ekiplerinden Akkuş Belediyespor ligin 5. haftasında Malatya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Temsilcimiz karşılaşmayı setlerde 3-0 kazandı. Voleybol erkekler 1. lig ekiplerinden Akkuş Belediyespor sezonun 5. haftasında Malatya Büyükşehir Belediyespor'la karşılaştı. Sezonun ilk 4 haftasında mağlup olmayan ve zor set kaybeden 1. lig ekibi Akkuş Belediyespor ilk setten itibaren rakibine üstünlüğü hissettirdi ve setlerde 20-25, 23-25 ve tekrar 23-25'lik skorla yenerek toplamda 3-0 üstünlük kurdu. Bu sonuçlarla birlikte Akkuş Belediyespor geride kalan 5 haftada da sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosunda lider olarak bulunuyor. Bu haberle birlikte spor haberlerinin sonuna geldik. Mutlu akşamlar.